İçeriye kimse yazmadılar. Ben pazartesi günü gelmiş. Ben aradı kız. Anne ben geldim dedi. Pazartesi günü. Saat 2 gibi falan. Ondan sonra geldim gidiyorum dedi. 3 gibi de geri dönmüş. Anne dedi sabah geleceğim dedi. Ev sıcak olsun dedi. Kaneferi yak. Çay da demli olsun dedi. Hava çok soğuk, sıcak sıcak dedi. Çayımı içeyim, yatacağım biraz dedi. Sabah kalktım ben, kaneferi yaktım dedi babası. Hayrola dedi, her zaman kaneferi yakmazken bugün niye yakıyorum? Tuğba gelecek dedim. Böyle böyle söyledi, sıcak eve geleceğim diye. Onun için yakıyorum. Aradım, açmadı. Bir daha aradım, yine açmadı. Sonra ben babasını aradım. Tuğba cebini açmıyor dedim. İş yerine bir git de bak dedim. Bir tane bayan çıktı. Ben Tuğba hocayla buluşacaktım dedim. Buyurun dedi, ben de hocayım. Tanıyor mu dedim, burada mı? Şimdi burada değil dedi, bu saatte ders olmaz dedi. Biraz geç gelir dedi. Ama kızım cebine erişemiyoruz dedim. Ne olursunuz biraz bir şey yapın da bir erişin. Tamam ben size ararım dedi. Bilgi edinince dedi oradan bir tanesi. Kız aradım yine. Kız dedi ki telefonu çalıyor ama kapıyı açmıyor dedi. Evini bulduk şey yaptık dedi. Kapıyı açmıyor dedi. Çilingir çağıracağız dedi. Ondan sonra kıza bir tane mümkün değil erişemedim. Açmadı kız bana. Babasını aradım. Tuğba'nın cebine dedim lan dershaneyi de aradım. Erişilmiyormuş telefonu çalıyormuş. Sen git dedim bir yollardan baha baha git. Bir şey falan mı var? Babası gitmiş bir daha. Ben öyle dedikten sonra. Ben de iş yerinden geldim. Yukarı kata çıktım iş yerine. Tuğba'nın kendi iş yerine. Kadın dedi ki, abla dedi çok şeylisin ağlıyorum. Ablasını dedim böyle böyle bir tane kız arıyorum bana cevap vermiyor dedim dershaneden. Kapa diyor yüzümü karşı dedi. Sen o numarayı bana ver de dedi. Ben bir şey yapayım. O aradı. Kızım dedi ben böyle böyle Tuğba'nın annesi gibi perişan burada dedi. Bir şey mi var bana bir söyle dedi. Orada annesi gibi falan var mı dedi. Kim var yanımda? Kimse yok dedi. Kapıya doğru gitti. Kız ben de arkasından gittim. Ondan sonra dedi, sizlerin başınız sağ olsun demiş. Ha, arkasından da ben duydum. Öyle dediğini. Ondan sonra benim dünyam başıma yıkıldı. Oradan sonra kendimi kaybettim. Ya bunu ben kendi ellerimle yıkadım. Cenaze yıkayan kadınlarla kendim. Yüzünde morluk. Burada. Şu kalçasında morluk. Şurasında morluk. Üç yerinde morluk. Boynunu yıkamaya şey yaptım. Şurada bir şey yok. Boynunu şöyle yaptım bunu. Kafa böyle direk elime böyle şey gibi geldi. Boynu şura kırılmış bu. Şurada biraz çizik var. Boynum burada biraz daha şurada çizik var. Şu parmaklar kırık. Parmaklar kırık. Öylece kızım. Sevdim, sevdim, sevdim. Ben sevdim o kuldu. Ben sevdim o kuldu. Ben sevdim o kuldu. Ben sevdim o kuldu. Sen nereye yavrum? Arkadaşlar geldikten sonra benden gizli gizli şurada konuşuyorlar, gizli gizli şurada konuşuyorlar. O alandan konuştuğu arkadaşından böyle hep tehdit alıyormuş muyla. Kızım benden ne gizliyorsunuz dedim. Orada bir şey yapıyoruz, bir şey gizlemiyoruz. Yok dedim bu telefonu senin yeniden alacağımız bir şey gizliyoruz. Benim büyük kız dedi ki anne dedi Tuğba dedi hep buna atıyormuş bunlara dedi mesajlarını bizden saklamış. Oğlan buna hep öyle sen ölmeyi hak ediyorsun. Sen öleceksin. Sen kendi ellerinle öleceksin. Yanımız evde öleceksin. Böyle çok tuhaf çok bir şeyler yazmış. Bana göstermedi. Kızım dedim sen şimdi gideceksin gece. Buranın polisine bunu göstereceksin. Buradaki polis. Yarın da bizimle gideceksin. Çankırı'da bunu göstereceksin. Biz şikayetçi olacağız zaten. Ben verdim ifadeyi. Babası verdi ifadeyi. Ben ondan canım. Ben kızım kendim.